Merhaba sevgili Posta TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz medikal estetik danışmanı Sayın Neslihan Çam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neslihan Çam kimdir? İzleyicilerimiz ve biz merak etmekteyiz. Dinliyoruz. Neslihan Çam, öncelikle özel hayatından bahsetmek gerekirse, iki çocuk annesi, iki genç kız annesi. Maşallah. Teşekkür ederim. Şu anda işini serbest olarak, freelance olarak yapmaya çalışan bir güzellik uzmanıyım. Estetik danışmanlığı yapıyorum. Pek çok plastik cerrahla danışmanlık veriyorum. İşte meme protezi, her türlü alanda daha doğrusu öyle söyleyeyim. Genellemeyeyim. Evet. Her türlü danışmanlığı veriyorum. Yardımcı oluyorum saç ekiminden. Dediğim gibi karın germeye kadar danışmanlık da yapıyorum. Asıl mesleğim tabii ki bu değil. Asıl mesleğim güzellik uzmanlığı ve onun dalları. Kalıcı makyaj uzmanıyım. 2006'dan beri kalıcı makyaj üzerine çalışıyorum daha çok ağırlıklı olarak. Bütün teknikleri uyguluyorum. 2008'den beri de yani bütün teknikleri derken yine tekrar bir açılımını yapayım. Lütfen. Kalıcı makyaj tekniği makineyle uygulanan mikropigmentasyon denilen sistem. Şimdi yeni son trend microblading. Çok eski bir sistem. Hatta makine çıkmadan öncesinden beri olan bir sistem ama yeni gündeme gelip daha trend gibi gösterilen bir sistem. El metodu denilen bir sistem. Onu da yapıyoruz tabii ki. Onun dışında medikal el ayak sağlığı üzerine çalışıyorum. Medikal el ayak sağlığı da mantarlı, batık, problemli tırnaklarla ilgili bir dal. Ve bunu Türkiye'de ilk yapanlardan biri benim. Hastanelerde ilk başlayanlardan biri benim. Bunlarla da çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Spesifik çalışmalar yapıyoruz. Harika. Tırnağın çekilmesine gerek kalmadan ağrısız, sancısız tırnağın düzelmesini sağlıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse. Onun dışında normal cilt bakımları vesaire gündemde olan bütün bakımları tabii ki yapıyoruz. Bunları ben şu anda dediğim gibi genelde cerrahlarla birlikte çalıştığım için freelance olarak yapıyorum. Ama yeni oluşumlar içerisindeyim. Şu anda daha netleşmemiş birkaç projem var. Onlarla ilgili de çalışmalarım devam ediyor. O zaman dinlemek istiyoruz bu projelerinizi. Şimdi öncelikle bir yerle bir bağlantı açısından bir proje var. Onun dışında asıl projem bir farkındalık yaratmak. Önümüzdeki ay yani bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Şimdi siz diyeceksiniz ki siz hekim değilsiniz neyin farkındalığını yaratacaksınız? Ben meme başı mikropigmentasyonu yapıyorum. Ve bunun çoğu hastanın bundan bir haberdar olduğundan eminim. Evet. Ben bununla ilgili çünkü bu son aşama yani ameliyat oluyor işte implantı yapılıyor vesaire oradan işte karından dokunakla alınıyor vesaire vesaire bir sürü tekniği var bunu tabii hekimlerimiz yapıyor bunları bir meme başı oluşturuluyor ama meme aurelası dediğimiz kısım yani meme başı renklendirmesi dediğimiz kısım olmuyor o olmayınca da kadın kendi memesini meme gibi hissetmiyor. Psikolojik olarak yani evet rahatsızlık yani hissediyor. Bizim işimiz hani son süsleme işi diyelim. Ve gerçekten de çok güzel sonuçlar alıyoruz ve memnun etmek, mutlu etmek benim için bu aşamada çok değerli ve çok önemli oluyor. Eşlerden çok teşekkürler alıyorum. Neslihan'ın eskisinden güzel oldu. Çünkü eşin de bir bakış açısı var tabii. Yani çünkü bir dolu sıkıntılı bir evreden geçmiş oluyor. Birlikte bunu aşmaya çalışıyorlar, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neyse bunu atlatıyor. Atlatan insanlarımız artık çok var çünkü hekimlerimiz bu konuda çok iyi. Evet. İşte son aşamada ben de meme başını yaratarak orada bir mutlu son yaratmaya çalışıyorum ve bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorum. Vay ben de bu konuyla varım ve ben bu son atışı yapmak istiyorum. Ve bunu duyurmak istiyorum. Bundan bir haberdar olan meme kanseri geçirmiş hastaların da olduğunu farkındayım. Gerekirse ücretsiz yapabileceğim hasta bile bulabiliriz. Şu andaki konu bu. Benim ağırlık vermek istediğim, farkındalık yaratmak istediğim konu bu.
Evet, gerçekten de son derece güzel, büyük ve kamuya ait bir proje içerisindesiniz. Umut ediyorum ki bu projeniz, bu farkındalık projenize destek olabilecek birçok kişi de çıkar ya da kurum, kuruluş, işletme, Evet. hekimlerimiz. Hekimlerimizden özellikle bu konuyla ilgili beni aramalarını, bana ulaşmalarını, bana bir şekilde ulaşmalarını talep ediyorum. Ve en azından bir iki hastanın özellikle bu konuda ihtiyacı olan, gerçekten ihtiyacı olan birkaç hastaya da bunu ücretsiz olarak yapmak isterim. Evet, bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Ya meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde bu etkinliğinizi, bu projenizi hayata geçireceğinizi ve gerektiği takdirde ihtiyacı olan kişilere de. Ya gerçek anlamda ihtiyacı olan kişiler ulaşsın bana. Yani şimdi bir de hani bunu yaptırabilecek konumda olan insanlar değil de gerçek anlamda gerçek ihtiyacı olan insanlara bunu yaparsam çok daha mutlu olurum. Evet. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Bilmiyorum kabul eder misiniz? Tamamen spontan gelişiyor şu an. Tabii ki. Aracılığımızla arzu ettiğiniz takdirde bedeli karşılığında ama bu bedeli de size bu şekilde bu programla ulaşanlara yarı bedeline yapabilme Tabii ki, olasılığınız tabii var ki mı? seve seve, seve seve, seve Harika. seve yani. Çünkü ben gerçekten mutlu olan insanları gördükçe ben onlardan çok daha çok mutlu oluyorum. Aynı şekilde kaş da yapabilirim. Kanser şu anda tedavi gören doktorun izin verdiği ölçüde. Çünkü bazı evrelerine doktorlarımız izin İzin vermiyorlar. vermeyebiliyorlar ama izin verdiği evreler çok. O evrelerden birinde kaş da yapabilirim. Yani kaşları dökülmüş, çok mutsuz, o durumundan çok mutsuz olan bir iki kaş da yapabiliriz. Hiç problem değil. Seve seve yaparız hem de. Harika. Çünkü insanların mutlu olması gerçekten beni mutlu ediyor. Evet. Peki, saç simülasyonu yapıyor Ta musunuz? evet, onu söylemeyi unuttuk. Doğru, tabii ki yapıyoruz. Yani zaten çünkü saç ekimi danışmanlığı da verdiğim için genelde tamamlayıcı olarak yaptığım çok oluyor. Harika. O zaman bu konuda da size ulaşabilirler. Tabii ki, Çünkü tabii belli ki. bir evreyi atlattıktan sonra Evet. kendilerini biraz daha iyi hissedebilmek adına Evet. saç Ya simülasyonuna genelde da. saç stimülasyonu bu hani saç ekimiyle birlikte yapılan bir işlem. Hani kanserle değil daha çok Evet. ama her türlü yardımcı ve destek olmaya çalışırım. Evet, bu da gerçekten çok çok önemli. Peki, bunun dışında farklı bir projeniz var mı ya da gelecekte daha neler yapmak istiyorsunuz? Çünkü farkındalığı çok yüksek bir vatandaşsınız. Yani gerçekten benim için yaptığım işten zevk almak çok önemli ama karşımdakinin mutlu olması çok daha önemli. Evet. Dolayısıyla mutlu etmek ana fikir olsun. Harika. Bunun yanı sıra el ayak bakımlarıyla da uğraşıyorum dediniz. Bunun içerisinde özellikle batık tırnak, nasırlar, Nasırlar, değil mi? batıklar, mantarlı tırnaklar. Mantarlı tırnaklar. Mantarlı tırnak çok zor tedavisi edilen, genelde genel cerrahilerin genelde çektiği ama sonrasında yine aynı şekilde hatta daha kötü şekilde çıkan tırnaklardır. Çok hızlı bozulurlar. Tırnak yatağı çok hızlı bir şekilde şekil değiştirir. Tırnak bazen böyle gider, bazen böyle gider. Hiç olmadık çünkü tırnak yatağını kaybetmiştir. Nereye gideceğini bilmediği için sağa gider, sola gider, ayakkabı da aldığı yöne doğru gider. Bazen rolon şeklini alır. Çok kötü vakalarla karşılaşıyoruz. Çekilme yoluna gidildiği zaman dediğim gibi çok daha kötü sonuçlarla geri dönüşler oluyor ya da tedavisi olmuş olmuyor. Ama biz onu çok güzel bir şekilde tel takarak tabii ev ödevleri de çok önemli bu konuda. Tel takıyoruz, işte ölü dokuyu ya da işte mantarlı dokuyu alabildiğimiz canlı dokuya gelene kadar alıp temizliyoruz. Bu çok önemli bir faktör. Çünkü doktorlarımız ilaç veriyor, tabii ki cilalar veriyor vesaire ama ölü ve kötü doku orada olduğu sürece, orayı temizlemediğiniz sürece nüfuz etmesini sağlayamıyorsunuz ilaçların. İşte biz o evrede dediğim gibi komple hasta dokuyu temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Hastanın durumuna göre değişkenlik gösteriyor bu.
Bazen üzerine jel dediğimiz mantarı hapseden bir jelle kaplıyoruz ama bazen açık bırakıyoruz. Bu dediğim gibi hastanın durumuna bağlı. İşte bazen takmamız gerekiyorsa telle destekliyoruz. Ama bu uzun bir süreç. Bir sene gibi, bazen 1,5 sene gibi. Tabii ki dermatologlarla paralel çalıştığımız için ağızdan ilaç alması gerekiyor genelde. Zaten dermatoloji bize yönlendiriyor gibi. Çalışmalar yapıyoruz. Bu mantarlı tırnak. Batık tırnak da dediğim gibi çok minik minik bir batık dahi olsa çok ağırlı ve sancılı bir iş. Tırnak çok ağırlı. Çok gerçekten, evet. Gerçekten. Yani yaşıyorum, evet, biliyorum. Dokunduğu yeri acıtır ama tel, hani çok korkuluyor. Nasıl tel nasıl takılacak, nasıl olacak gibi şeyler, sorular gelir ama inanın hiç korkulacak bir şey yok. Çıktığınız anda rahatlama hissedersiniz. Belki hafif bir zonklama olur çünkü tırnağa girip tekrardan aynı yatağa, gerçek olması gereken noktaya gelerek onu biz öyle uzamasını sağlıyoruz. Bir tırnağın uzama süresi yaklaşık 1 yıl. Bu 1 yıl içinde de dediğim gibi ev ödevleri ve ayda rutin bakımlarına da gelirse çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler. Aynı zamanda hemen gerçekleştireceğiniz, Ekim ayında gerçekleştireceğiniz meme kanseri farkındalığı için yapacağınız çalışmaları bizlerle paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım hastalarımız bize ulaşır. Sizin aracılığınızla da güzel işlerin altına imza atarız. İnşallah. Evet, medikal estetik danışmanı, güzellik uzmanı Sayın Neslihan Çam'ı ağırladık. Hoşçakalın.